Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yine her zaman olduğu gibi bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayız arkadaşlar. Artık senenin son videosu, son ünitesi, son konusundayız. Doğa ve kimya diyeceğiz. Bu dersimizde daha öncesinde neler yapmıştık? Maddenin halleri ünitesini tamamlamıştık. Ve hemen tabii ki şöyle programımıza hep birlikte bir göz atalım arkadaşlar. Mayıs ayı yine oldukça dolu dolu geçecek. Yazılılar başlıyor biliyorsunuz. Yazılılar için süper bir kamp yine sizi bekliyor olacak. Tabii ki yazıl döneminde de sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz edeceğiz. Şimdi doğa ve kimya dersimizi yapacağız. Peki burada dersimizi tamamladığımız zaman ödevlendirmelerimiz neler olacak? Tabii ki sıfırdan 9'a kimya kitabıyla başlıyor olacağız. Şöyle içerikle başlayalım arkadaşlar. Ünite komple tamamlanacak ve ödev olarak da bütün üniteyi çözeceğiz. Yani 182'den 200'e kadar her yeri bir gözden geçirmiş olmamızda fayda olacak arkadaşlar. Tabii ki kitabında bu şekilde sonuna gelmiş olacağız. Peki içerikte neler varmış? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ünitemize hemen başlıyoruz. Her tarafta her zaman sol taraf bize konuyu anlatan sayfa olacak. Ardından da bir sayfa dolusu soru bizim çözümümüzü bekliyor olacak. Tabii ki bu konuyla alakalı bu sayede arkadaşlar her sayfa çevirdiğimizde aslında bambaşka yepyeni bir kazanımı cebimize koymuş olacağız. Bu şekilde e, bölümü tamamladığımız zaman bölüm testleri karşımıza gelecek ve son olarak üniteyi tamamladığımız zaman ise ünite tarama testleri bizim karşımıza geçecek ve e, gayet bir şey, hazır bir şekilde e, tamamlamış olacağız. Tabii ki sonrasında da Dinamo Kimya kitabı ödemiz olacak arkadaşlar. Burada da Yine son ünite baştan sona ödevimiz olacak. Yani sayfa 195'ten 216'ya kadar bitirilmemiş yer bırakmayalım. Test sıra 05'ten 11'e kadar burası bizim ödevimiz olacak arkadaşlar. Burada peki içerikte neler var? Burada arkadaşlar her sayfanın başında bir tane çözümlü örnek bizi bekliyor olacak. Sonrasında ise 4 tane soru bizim çözümümüzü tabii ki alakalı olarak bekliyor olacak. Her sayfayı çevirdiğimizde yine aynı şekilde farklı bir soru tipiyle aslında karşılaşmış olacağız. Burada arkadaşlar yine bölümü bitirdiğimizde zaman zaman tarama testleri bizi bekliyor olacak. Ardından ünite tekrar testleri genel bir bakış atmamızı sağlayacak. Burada arkadaşlar fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu bir testimiz de mevcut. ÖSYM tarzında sorularında karşımıza çıktığı bir testimiz var. Ve sonrasında da son olarak yazılı tipinde sorular bizim karşımıza çıkacak. Ve her iki kitabımızda da kare kodlar mevcut. Video çözümüne gidebilir ve tüm eksiklerimizi tamamlama şansına sahip olabiliriz. O zaman ne yapalım? Haydi bir başlayalım. Arkadaşlar doğa ve kimya ünitesi su ve hayat gibi bir konuyla başlıyor arkadaşlar. Burada nelerden bahsedeceğiz peki? Suyun varlıklar için öneminden bahsedeceğiz. Su neden bu kadar değerli? Su tasarrufu ve su kaynaklarının korunması diyeceğiz. Yani yine su üzerine konuşmaya devam edeceğiz ve su sertliği konusundan bahsedeceğiz. Sert sular nedir? Yumuşak sular nedir? Bunlar arasındaki fark nedir? Su sertliğini neden istemiyoruz ve bundan nasıl kurtulabiliriz? Bunlar üzerine konuşacağız. Ardından çevre kimyası adı altında ikinci bir bölüm var. Burada da hava kirleticilerden, su ve toprak kirleticilerden bahsedeceğiz. Yani genellikle aslında çevreyi kirleten faktörlerden ve buna sebep olan maddelerden bahsedeceğiz. Ardından da çevre koruması diyeceğiz ve bu kirleticilerden kurtulmak için biz neler yapabiliriz? Her birimizin üstüne tabii ki görevler düşüyor. İşte bu görevler neler? Bunlardan bahsediyor olacağız suyun önemi diyerek bir başlayalım arkadaşlar. Su deyince tabii ki hani bir gezegende hayat ihtimali var mı diye sorgularken bile su var mı? Öncelikle bir soruya cevap vermek istiyoruz. Çünkü su olmazsa olmazımız hayatın devamı için su olmak zorundadır arkadaşlar. Su e, bizim için hani ortamımızda bulunması gereken, tüketmemiz gereken, kullanmamız gereken bir maddeyken bazı canlılar için doğrudan yaşama ortamı bir kere zaten buradan gidebiliriz. Bir balıktan bahsediyorsan eğer su olmazsa zaten onun yaşam alanı bile olmamış olacak. Ve temel besin maddesidir. Neredeyse bütün canlılar için e, temel besin maddesi olarak su tüketilmek zorundadır arkadaşlar. Hani gıda almayarak yaşayabiliriz gene çok daha uzun bir süre belki ama su almayarak kısa zamanda ölür gideriz. O kadar önemli bir maddeden bahsediyoruz. Ayrıca arkadaşlar bütün canlılar için şunu söyleyebiliriz vücut sıcaklığının dengede kalmasını su sağlar. Hani 36,5 gibi bir e, optimum sıcaklıktan bahsediyoruz ya insan vücudu için işte o 36,5'un optimum olması ve orada dengede kalabilmesini vücudumuzdaki aslında su sağlıyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra insan vücudundan bahsedersek derilerimizi nemlendirir ve kurumasını engelleyen şey aslında o tükettiğimiz sudur. Vücudun enerji ihtiyacının karşılanmasında evet bir enerji kaynağı değil suyu enerji üretimi için doğrudan kullanmıyoruz belki ama bu enerjiye dönüştürürken bezinleri enerjiye dönüştürürken yine vücudumuzda su olması gerekiyor ki e, biz o enerjiyi elde edebilelim. Aynı zamanda besinlerin rahatça yutulmasını kolaylaştırır ve ağız kuruluğunu önler arkadaşlar. Yani sindirim sisteminde de yine olmazsa olmazdır diyebiliriz su. Yiyecek ve içeceklerle vücuda alınan besinlerin sindirimine de yardımcı olur aynı zamanda. Hani bu şekilde sindirim sisteminin bütün aşamalarında yer aldığını söyleyebiliriz. Vücudun asitlik dengesinin korunmasında da yine su önemli bir role sahip arkadaşlar. Eğer yeterince su tüketmezsen miden fazlasıyla asitlenmeye başlar. Aslında burada bir denge oluşturmayı sağlar su. Vücuttaki toksik maddelerin de atılmasını ve taşınmasını sağlayan yine sudur. Yani sadece sindirim sistemi değil boşaltım sisteminde de çok önemli bir role sahiptir diyebiliriz. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. İnsanlar için, canlılar için bu şekilde faydaları var. Bitkiler için de konuşmamız gerekecek bir taraftan. Tabii ki insanlar için devam edersek böbreklerin düzenli olarak çalışmasını yine su sağlar diyeceğiz. Vücuttaki metabolik süreçlerin gerçekleşmesini yine suya bağlayabiliriz arkadaşlar. Bütün metabolik faaliyetlerde illaki su görev alır. Vücut için gerekli olan vitaminlerin ve minerallerin çözülmesini ve taşınmasını yine su sağlar. Kayganlaştırıcı özelliği nedeniyle eklemlerin birbirine sürtünmesini engeller. Hani bu kireçlenmeleri falan aslında engelleyen şey de suyun fazlaca tüketilebiliyor olması ve organların birbirleriyle etkilenmeden çalışmasına da yardımcı olur. Yoksa organlar birbirine girerdi. Bitkilerden bahsedersek kökleriyle mineralleri almasını ve yapraklara kadar taşımasını su sağlar. Düşünsenize kocaman kavak ağaçları var ve topraktaki suyu ve mineralleri, bütün besinleri, her şeye ihtiyaç olan her şeyi ta en tepedeki yaprağa kadar ulaştırabiliyor. İşte bu aslında su sayesinde gerçekleşiyor. Su altı ekosisteminde yaşayan canlılardan az önce bahsettik biraz. Bunların e, oksijeni almasını da aynı zamanda su sağlıyor. Yani sonuç itibariyle bir balıklardan bahsediyorsan suda çözülmüş oksijen sayesinde solunum yapıyorlar. Dolayısıyla oksijene ulaşmalarını da yine su sağlamış oluyor. Ve yeşil bitkilerden bahsediyorsak eğer burada fotosentez yine su sayesinde gerçekleşen bir Olay oluyor bu yüzden bitkileri aslında fotosentezi tamamlayabilsinler diye sulamak zorunda kalıyoruz. Peki dünyadaki su kaynaklarını şöyle bir göz önüne alacak olursak biz bu suyun ne kadarını kullanabiliyoruz onun üzerine biraz konuşmamız gerekiyor. Dünyanın biliyoruz ki arkadaşlar yaklaşık olarak dörtte üçü sulardan oluşuyor yani çok fazla miktarda su var ama bu çok fazla miktarda su olması bu suyun hepsini bizim kullandığımız anlamına gelmiyor. Bakın dünyadaki bütün suyun yüzde 97'si o okyanuslarda arkadaşlar yani tatlı su olarak bizim kullanabileceğimiz su miktarı sadece bütün suyun yüzde üçlük kısmını oluşturuyor. Çok çok küçük. Ama tatlı su olarak bu şekilde. Hani doğrudan bizim kullanabileceğimiz yine bu da değil. Bu yüzde üçün de yüzde altmış nokta yedisi buz dağlarında ve buzullarda bulunuyor. Yani o da yine bizim ulaşabileceğimiz bir noktada değil arkadaşlar. Yüzde otuz nokta biri ise yeraltı sularında oluyor arkadaşlar. Bu da oluş, ulaşmamız oldukça zor bir noktaya gitmiş oluyor. Sadece yaklaşık yüzde biri diğer kaynaklara yüzeyin üzerinde bulunan tatlı suyu oluşturuyor arkadaşlar. Bunun da %0.3'ü göllerde yer alıyor. %11'i bataklıklarda yani gene kullanamadığımız kısımlar sadece bakın %1'in bak %3'ün %1'i yüzey suyunu oluşturuyor. Bunun da yaklaşık olarak %2'si nehirleri oluşturuyor. Ve bizim asıl kullanabildiğimiz noktada zaten burası oluyor. Göller ve nehirler olabiliyor. Dolayısıyla dünyada evet çok fazla miktarda su var ama biz bunun çok 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 az kısmına ulaşabiliyoruz ve kullanabiliyoruz. Dolayısıyla da bu kadar az miktarda su varken kullanabilir durumda olan bizim çok dikkatli olmamız bunun kullanımına özen göstermemiz gerekiyor. <laughs> Suyu bu nedenle tasarruflu kullanmak zorundayız diyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü insan nüfusu giderek artıyor ve çok fazla nüfusa sahibiz ve aynı oranda tüketim miktarımız da artıyor. Arkadaşlar çok fazla miktarda su tüketiyoruz. Dolayısıyla da bu kaynaklar bize zaman içerisinde yetmeyecekler. Hani yetmemeye başladı zaten. Kuraklık te e tehlikeleri zaten boy gösteriyor ve asla yetmiyor. Hale gelecek gelecekte çok da uzak olmayan bir gelecekte buna karşı tabii ki bizim bazı önlemler almamız gerekiyor. Neler yapabiliriz mesela? Evde kendi alacağımız birçok önlem de var buna karşı. Su kaçakları bulunan şehir şebekeleri ve binalardaki tesisatlar acilen yenilenecek arkadaşlar. Bu tesisat sistemleri yüzünden bir çok miktarda su kayboluyor e, israf edilmiş oluyor. Suyu akıtan bozuk musluklar var diyelim ki hemen onu tamir edeceğiz veya değiştireceğiz. Bakın kendi evimizde bile kolaylıkla alabileceğimiz bir önlemden bahsediyoruz aslında. Biz evde suyu tüketen makinalar kullanıyoruz tabii ki çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi. Burada arkadaşlar önceliği suyu az tüketen makinelere vermemiz gerekiyor ki biz bu e, tasarruf önlemlerine katkı sunmuş olalım. Su akışını azaltan ve su basıncını artıran sprey musluklar ya da hava karışımlı musluklar tercih edilmeli. Neden böyle bir tercihte bulunacağız? E, böylece daha az su kullanarak aynı işi yapabileceğiz, belki de daha fazla iş yapabileceğiz. E, dolayısıyla da Bunları kullanmamız önemli olacak Lavabo ve banyoda su kullanırken musluklar sürekli açık tutulmamalıdır Tabii ki e, boşuna akan su aslında israf edilen su demek oluyor Bizim geleceğimizden çalınmış oluyor aslında Motorlu araçlar yıkanırken su sürekli akatılmamalı arkadaşlar Bu yıkama esnasında da e, sadece ihtiyacımız olanı kullanmamız gerekiyor ve tabii ki geri dönüşüm kullanarak da e, aynı suyu tekrar tekrar değerlendirmemiz gerekiyor. Tarım arazilerinin sulanmasında otomasyona geçilmeli, yağmurlama ve damlama sulama yöntemi tercih edilmeli. Bu sayede de daha az suyla daha fazla verim elde etme şansına sahip oluyoruz. E, özellikle Türkiye gibi tarım ülkelerinden bahsediyorsak çok yoğun miktarda su tüketimi mevcut arkadaşlar tarımda en fazla suyu kullandığımız yer tarım. Dolayısıyla burada asıl tasarrufu yapmamız gerekiyor. Yağmurun bol yağdığı dönemler ve bölgelerde yağmur suyu hasadı yapılmalıdır ee, bu sayede depolayıp e, yağmurun bol olduğu zamanlarda gelen suyu daha sonrasında asıl kuraklık riskinin olduğu dönemlerde kullanma şansı bulacağız tatlı su kaynaklarının atıklarla kirlenmesini önlemeliyiz arkadaşlar hani zaten kısıtlı miktarda kaynağımız var bir de bunları biz kirlettiğimiz zaman onları kullanamıyor hale getiriyoruz dolayısıyla da e, tasarrufu iyice engellemiş oluyoruz Atık suların arıtılarak yeniden kullanımı sağlanmalı zaten en önemli noktalardan birisi bu. Ve eğer denize kıyısı olan bir yerleşimden bahsediyorsan burada tabii ki deniz suyunu arıtarak en azından e, az olan kaynaklara katkı sunmuş olursun. Kaynak miktarını genişletmiş olursun. Peki su sertliği dediğimiz mevzu nedir arkadaşlar? Burada bilmemiz ve ezbere bilmemiz ve asla unutmamamız gereken iki tane çok önemli iyondan bahsedeceğiz. Kalsiyum iyonu ve magnezyum iyonu. Hani periyodik sistemde de zaten hemen 2A grubunda alt alta bulunan ve birbirine çok benzer özellik gösteren iki elementten iki metalden bahsediyoruz aslında. Bunların iyonları eğer bir suyun içerisinde yüksek derişimdeyse arkadaşlar fazla miktarda varsa biz o suya sert su diyoruz. Bir diğer adıyla da kireçli su diyoruz aslında arkadaşlar. Çünkü e, hani evdeki bazı makinalarda kullandığımız araçlarda gereçlerde işte demliklerde tencerelerde bir tortu oluşumu kireç oluşumu oluyor yani suyu kaynattıktan sonra aslında bu tortu ve kirecin oluşumunun sebebi bu iyonlar işte bu iyonlar çok fazlaysa çok fazla zarar da veriyorlar ne yapıyorlar peki e, evdeki aletlerin araçların gereçlerin bozulmasına sebep olabiliyorlar işte lavaboların muslukların tıkanmasına sebep olabiliyorlar e, bunun yanı sıra arkadaşlar e, içim olarak da kullanım olarak da oldukça lezzetli lezzetsiz ve e, kötü bir suyu tüketmiş oluyorsun. Yani eğer sen bir suyu hani lıkır lıkır içemiyorsan hemen böyle doymuşluk hissi geliyorsa içmeye devam etmek istemiyorsan bil ki o su sert bir su olduğu için bu iyonlar çok fazla olduğu için tüketemiyorsundur. Tamam mı? Dolayısıyla Sudaki sertlikten bizim aslında bir kurtulmamız gerekiyor. Peki nasıl kurtulabiliriz? Bir kaynatabiliriz tabii ki. Kaynattığımız zaman bu kalsiyum ve magnezyum iyonlarının dibe çökmesini sağlarız. Bu sayede de suyu aslında arındırmış, kurtarmış oluruz bu iyonlardan. Bunun yanı sıra arkadaşlar bir de iyon değiştirici reçine adını verdiğimiz e, maddeler var. Bu maddeler sayesinde magnezyum ve kalsiyum iyonlarının çökelmesini sağlayabiliriz. Bu sayede yine suyumuzu e, daha içilebilir, daha kullanılabilir hale getirmiş olabiliriz. Sadece içim konusunda değil arkadaşlar sert suların şöyle bir zararı daha var. Temizlik konusunda da bize sorun çıkarıyor. Çünkü sabunlar sert sularda köpürmezler arkadaşlar. Dolayısıyla da istediğimiz temizliği bize sunmazlar. Sen eğer sabunla bir temizlik işlemi yapmak istiyorsan istiyorsan ve kullandığın su sert suysa burada hem daha fazla sabun tüketmek zorunda kalırsın hem daha fazla su tüketmek zorunda kalırsın ve hala daha istediğin temizlemeyi, istediğin kapasiteye ulaşamazsın. Bu yüzden de mümkün olduğunca e, sertliği giderilmiş suları kullanmamız gerekiyor. Eğer evinde kullandığımız suda bir sertlik varsa bunu da yumuşatmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Neler yapıyormuş şöyle tekrar bir gözden geçirelim. Suyun lezzetini bozuyor arkadaşlar. Dolayısıyla ağızda acımsı bir tat bırakıyor ve içmek istemiyoruz o suyu. Deri tahriş eder. Eğer bununla temizlik yapıyorsak, hani şahsi temizliğimizi de sert bir suyla yapıyorsak saç daha matlaştığını görürüz ve tahriş edilmiş bir deriyle karşılaşırız. Yıkanan kumaşları temizliğimizde tabii ki e, kıyafetlerimizin temizliğini de bu suyla yapacağımız için yıpranmış ve ömrü kısalmış gün kumaşlarla karşılaşmaya başlayacağız. Kapkaçakların renkli atmasına yine aynı şekilde bu iyonlar sebep olacak. Sebzelerin daha katı hale gelmesine, katılaşmasına ve daha renksizleşmesine neden olacak. Eğer e, biz sert suları kullanarak sebzelerimizi, meyvelerimizi yıkıyorsak, lavabo ve küvetlerin beyaz ve parlak renginin bozulmasına ve matlaşmasına yine bu iyonlar sebep olacak ve sabunların köpürme engellediği için dediğimiz gibi temizlikte daha fazla sabun tüketimine ve tabii ki aynı zamanda su tüketimine sebep olacak geçiyoruz arkadaşlar kirletici etkilerden. Şimdi doğa ve kimyanın asıl kirletici kısmına şöyle bir dalacak olursak, şimdi doğayı kirleten tabii ki birçok etken var. Bunları genel olarak iki başlıkta inceleyecek olursak bazı doğal etkenler var. Doğanın kendi kendine yaptığı bu kirletme işlemleri var. Bir de yapay etkenler var yani insan sayesinde ortaya çıkan etkenler var. Volkanik patlamalar ya da doğal kendiliğinden gerçekleşen bazı organ orman yargıları olabiliyor. Bunlar yine e, tabii ki çevrenin kirlenmesine sebep oluyor açığa çıkan gazlardan ötürü. Ama doğadan bahsediyoruz tabii ki kendi dengesini bulur. Eğer doğal bir sebeple bir kirlenme gerçekleşiyorsa ve bizim ekstra bir katkımız yoksa doğa kendiliğinden bunu temizler zaten ama... Bizim katkımız bunu temizlenemez hale getiriyor. Biz neler yapıyoruz peki? Fabrikalar açıyoruz. Burada fabrika bacalarından bir sürü kirletici gaz doğaya salıyoruz veya bir sürü atıklar ortaya çıkıyor. Bunlar sayesinde doğa temizlenemez şekilde kirlenmeye başlamış oluyor ya da motorlu taşıtları kullanıyoruz ve doğaya birçok zararlı gaz salınımına sebep oluyoruz ya da ısınma amacıyla yine aynı şekilde Birçok gaz salınımını e, gerçekleştiriyoruz. Bu gazlar da çevrenin artık temizlenemeyecek noktada kirlenmesine sebep oluyor. Doğayı e, kendi dengesini bulmaktan uzaklaştırır hale geliyoruz. Şimdi burada hava kirleticiler olarak ilk başlığımızı bir açalım arkadaşlar. Tabii ki doğaya salınan bazı temel gazlar bu hava kirletici etkiye sahip oluyorlar. Nelerdir peki bunlar böyle e, genel başlıklarıyla ve en önemlilerini değerlendirecek olursak... Azot oksitler arkadaşlar. Yani şöyle... N O X şeklinde bir sembolize yapabiliriz buna. İşte bu N O 2 gazı olabilir, N 2 O 5 gazı olabilir. Burayı tamamlayabiliriz. Azot ve oksijenden oluşan bileşikler havanın kirlenmesine sebep olur arkadaşlar. Benzer şekilde kükürt oksitler. Buraya da SOX şeklinde açabiliriz yine başlığımızı. ...SO2 olur, SO3 olur, birçok kükürt ve oksijen içeren gaz e, atmosferin kirlenmesinde çok önemli bir role sahip. Bunların da tabii ki temel salınım sebebi bizim yaptığımız faaliyetler diyebiliriz. Karbondioksit, hani karbon salınımı denip duruyor zaten e, uzaklaşmaya çalıştığımız en büyük kirletici budur. Karbondioksit gazı aslında atmosferde belli miktarda olması gereken bir gazken arkadaşlar. Biz olması gerekenin çok üstüne taşıyoruz İşte bu da zaten çevrenin dengesini tamamen bozmuş olabilir. Oluyor. veya karbon monoksit gazı karbonun tam yanmaması sonucu aslında açığa çıkan bir ara ürün gaz olarak değerlendirebiliriz bu da yine e, atmosfer için çok önemli bir kirletici etkiye sahip. <laughs> Peki bu gazların ...atmosfere salınımı ne gibi sonuçlar karşımıza çıkıyor... ...onlardan bahsedecek olursak arkadaşlar. İlk olarak asit yağmurları diyeceğiz. Şimdi asit yağmurları hani az önce azot oksitler... ...kükürt oksitler ve karbondioksitten bahsettik ya... ...işte bu üç gaz aslında asit yağmurlarının temel sebebini oluşturuyor. Çünkü CO3 bak kükürt trioksit gazı atmosfere salındığı zaman... ...atmosferdeki su buharıyla birleşiyor. Ve su buharıyla bu gaz bir araya geldiği zaman... H2SO4 yani sülfürik asit ya yani da bir diğer adıyla zaç yağı şeklinde bir asit oluşumuna sebep oluyor oldukça kuvvetli bir asit var karşımızda. Hani akü asidi olarak kullandığımız bir asit çok kuvvetli. Dolayısıyla da eğer atmosferde bu gazın salınımından kaynaklanarak bu asidin oluşumu söz konusu olursa çok ciddi zararlar ortaya gelmeye başlıyor. Çok benzer şekilde azot dioksit gazı NO2 gazı atmosfere salınırsa bu da HNO3 yani nitrik asit bir diğer adıyla da kezabın oluşmasına sebep oluyor. Tabii ki su buharıyla birleştiği zaman işte bu da hani adı üzerinde zaten kezap aşırı kuvvetli. Kuvvetli bir asit var karşımızda. Bu da yine çok benzer etkilerle e, zararlar oluşturuyor. Veya karbondioksit bu ikisine göre asit yağmurları açısından biraz daha ufak bir etkiye sahip arkadaşlar. Çünkü karbondioksit gazı havadaki su buharıyla birleştiği zaman H2CO3 yani karbonik asidin oluşumuna sebep oluyor. Bu arkadaşlar gazozun içerisinde yer alan asit. Diğer ikisine nazaran daha zayıf bir asit. O yüzden etki olarak da onlar kadar güçlü bir etkiye sahip değil ama tabii ki yine suyun pH'ını düşürdüğü için yani daha asidik hale getirdiği için oldukça ciddi zararlara sebep olabiliyor. Peki bu gazların atmosferde fazlaca olması dolayısıyla da bu asitlerin yağan yağmurun içerisinde yer alması neye sebep olur? Arkadaşlar öncelikle bitki örtüsüne ...çok ciddi zararlar verir. Or, ormanlara çok ciddi zararlar verir. Düşünsenize pH'i çok düşük bir yağmur yağıyor. Yani kezap döküyoruz biz e, ormanların üzerine sonuç itibariyle yağmur bu şekilde yağdığı zaman. Veya toprağın yapısını bozar. Toprağın yapısının bozulması, oradaki geçirgenliği azaltması yine aynı şekilde aslında bitki örtüsüne çok önemli zararlar verir. Bitkilerin hani doğrudan yağmurun kendisinden zarar görmeseler bile topraktan besin almasını engelleyeceği için yine ormanların e, ölmesine sebep olur benzer şekilde arkadaşlar su canlılarına çok ciddi zararlar verir İnsan, bu canlıların yaşam alanından bahsediyoruz ve asidin içerisinde onları yaşamaya mahkum ediyoruz Dolayısıyla onların hayatını çok ciddi riskler altına atmış oluyoruz asit yağmurları sebebiyle ve tarihi eserler binlerce yıldır e, bozulmadan kalıp günlerimize kadar ulaşmış bazı tarihi eserler özellikle mermer gibi bazik özelliğe sahip olan yapılar dan oluşmuş. Tarihi eserler asit yağmurlarından etkileniyorlar ve ciddi zararlar görüyorlar arkadaşlar. Yani çok önemli binlerce yıllık eserlerin çok ciddi zarar görmesine asit yağmurları sebebiyle neden oluyoruz. Bir diğer önemli etkimiz arkadaşlar sera etkisi. Sera etkisinin temelinde karbondioksit gazı ve metan gazı yer alacak arkadaşlar. Atmosfere salınan özellikle bu iki gaz ee, nelere sebep oluyor? Şimdi bizim e, güneşten gelen ışınlarla ilgili beklentimiz şu arkadaşlar. Normalde ozon tabakasında bir kısmı süzülür ultraviyole ışınların. Sonra bizim ihtiyaç duyduğumuz ışınlar dünyaya gelir. Dünyada ihtiyaç duyduğumuz kısmı kullanılır ve geri kalanı yansır gider. Normalde bizim güneşten gelen ışınlardan beklentimiz budur. Bir kısmı önceden süzülüyor. Sonrasında bir kısmı yansıyıp geri gidiyor. Tamam mı? bu fazlalığı atıyoruz gibi düşünebiliriz ama bu gazlar eğer atmosferde çok fazla miktarda varsa bu ışınlar yine gelecek dünyaya ve yansırken bu gaz tabakası sayesinde geri tekrar yansıyacak ve hani o fazlalık olarak atık olarak göndermemiz gereken enerji dünyaya geri dönecek. İşte sera etkisi dediğimiz mevzuda tam olarak burada başlayacak arkadaşlar. Eğer çok fazla miktarda enerji birikiyorsa bu neye sebep olur? Dünyanın olması gerekenden çok daha yüksek sıcaklıklara ulaşmasına sebep olur. İşte küresel ısınma dediğimizde budur arkadaşlar. Yani sera etkisi bu ışınların gitmesini engeller ve gitmeyen bu ışınlarda dünyaya olması gereken daha sıcak hale getirir. Ne oluyormuş peki? Güneş enerjisi dünyanın atmosferine ulaşıyor ve bir kısmı uzaya yansıyor. Bak bu yansıyan kısım zaten ozon tabakası tarafından süzülen ve istenmeyen geri gönderilen ışınlar oluyor. Onlar aşırı zararlı ultraviyolu ışınlar zaten. Sonrasında güneşten gelen Enerjinin bir kısmı dünyayı ısıtan toprak ve okyanuslar tarafından tutuluyor. Bu zaten ihtiyaç duyduğumuz enerjiydi. Bu tutulan ısının bir kısmı ise uzaya geri yansıyor. Bu fazlalığı atmak oluyor aslında. Bir kısmı atmosferdeki sera gazları tarafından tutuluyor ve dünyada yaşamın var olması için dünyanın sıcak olmasını sağlıyor. Yani aslında bu gazlar bu ısının atmosferde kalabilmesini sağlamak için ihtiyaç olarak değerlendirilebilir ama belli bir oranda ihtiyaç. İşte bu aşırıya kaçtığı zaman ısınma da gereğinden fazla hale gelmiş oluyor. Biz eğer nasıl bu duruma sebep oluyoruz peki fosil yakıtları yakarsak fosil yakıtların temel olarak açığa çıkardığı gaz tabii ki karbondioksit gazı arkadaşlar burada fosil yakıtlardan neyi kastediyoruz işte araçlarımızda kullandığımız benzin dizel gibi yakıtlar olabilir ya da kömür kullanımı buna sebep olabilir bunların hepsini fosil yakıt olarak değerlendiriyoruz ve açığa çıkan temel ürün karbondioksit gazı oluyor ve sera etkisinin temelinde yer alan gaz da bu oluyor arkadaşlar. Ve bu artan sera, etkisi, sera gazları dünyanın aşırı derecede ısınmasını sağladığı için iklim, dışın, iklim değişikliklerine ve küresel ısınmaya sebep oluyor su ve toprak kirleticilere gelecek olursak. Şimdi bahsettiğimiz gazlar ve maddeler tabii ki atmosferi yani havayı kirleten etkilerdi. Şimdi de suyu ve toprağı kirleten maddelerden bahsedecek olursak ilk olarak tabii ki plastiklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Çünkü plastikler bozunması çok uzun yıllar süren e, maddeler arkadaşlar. Plastiklerin bir de son yıllarda zaten Aşırı bir tüketimi de mevcut gıdalarla bile bunları tüketiyoruz ve doğrudan doğaya atıyoruz. Doğada uzun yıllar bozulmadıkları için canlılığı tabii ki çok olumsuz şekilde etkiliyorlar. Ayrıca deterjan kullanımı çok arttı ve yaygınlaştı. Deterjanlar sabunlara göre çok daha zararlı temizlik maddeleri arkadaşlar. Çünkü yine aynı şekilde bozulması çok uzun süren maddelerden bahsediyoruz. Hani bir sabun kullandığın zaman çok kısa sürede doğada biyolojik olarak bozulabiliyor. Ama deterjanların bozulması uzun zaman alıyor ve dolayısıyla da çevreyi kirletiyor. Ve bunun yanı sıra bir de zararlı kimyasallar bunlar. E, dolayısıyla da hem suyu hem de toprağı kirletiyorlar. Hani bunun ortak başlıkta alınmasını da şöyle değerlendirir arkadaşlar. Suyu kirleten herhangi bir etki aslında toprağı da kirletiyordur. Benzer şekilde toprağın kirlenmesine sebep olan herhangi bir etki <laughs> suyu da yine kirletiyordur. Çünkü bunlar sürekli temas halinde ve birbirine madde aktarımı yapan iki e, parçadır diyebiliriz. Organik kimyasallardan bahsedecek olursak kimya, petrol, boya ve ilaç sanayinin atıklarını arkadaşlar aslında organik kimyasallar olarak değerlendireceğiz ve bunlar da yine tabii ki hem suya hem toprağa katılarak ciddi kirlenmelere sebep olacaklar. Ağır metaller ve piller aslında arkadaşlar genellikle ağır metaller doğaya atılan ağır metaller bu pillerden kaynaklanıyor. E, hani kullanıp ömrünü tamamlayan pilleri eğer biz götürüp de herhangi bir şekilde çöpe, toprağa, suya atacak olursak bunlar içerdikleri kadmiyum, demir, bakır, kurşun, çinko ve kobalt gibi hem toksik yani hem zehirli hem de konsör, kanserojen etkiye sahip olan ağır metallerin suya ve toprağa karışmasına sebep oluyor. Dolaylı olarak kendimizi zehirliyoruz yani bunları doğaya atarak. <laughs> Endüstriyel atıklara gelecek olursak arkadaşlar burada da yine boyalar, metal çözeltiler ve ilaçlar e, asıl temel unsurlar oluyor. Bunların atıkları yine doğada çok uzun zaman bozulmadıkları için ve benzer şekilde toksik yani zehirli maddeler olduğu için arkadaşlar dolaylı olarak kendi kendimizi zehirlemiş oluyoruz. Hem suyu hem de toprağı bunlarla kirleterek. Peki bu saydığımız kirleticilerden ...kendimizi ve çevreyi tabii ki nasıl koruyabiliriz? Arkadaşlar fabrikalardan bahsettik burada açığa çıkan gazlar... ...en önemli kirletici etkiye sahiplerdi. Dolayısıyla bunların bacalarını filtrelememiz gerekiyor. Zararlı gazların, zararlı akıtıkların doğaya gitmesini engellememiz gerekiyor. Zararlı soğutucu akışkanlar kullanılmamalıdır arkadaşlar. Burada özellikle ozon tabakasının incelmesine, delinmesine sebep olan... ...bazı gazlar çıkıyor burada soğutucu akışlardan. Aslında tabii ki klimalar veyahut dolaplarında kullanılan maddeler. İşte bun burada kullanılan maddelere çok özen göstermemiz, dikkat etmemiz gerekiyor. Fosil yakıt kullanımını mümkün mertebe azaltmamız, dolayısıyla da yenilenebilir enerji kaynaklarına bir an önce geçmemiz gerekiyor. Ne kadar fosil yakıt kullanırsan, o kadar fazla karbon salınımına sebep olursun ve çevreyi kirletmiş olursun. Onun yerine temiz enerji kaynaklarını kullanabiliriz. Yalıtım yaparak arkadaşlar ısı kaybını önlemeliyiz mesela illaki evimizde doğalgaz kullanmak zorunda oluyoruz ısınma ihtiyacımızı gidermek için eğer evimizde doğru bir yalıtım sistemini oluşturursak çok daha az e, doğalgaz kullanarak biz yine ısınmamızı sağlayabiliriz hem bütçemizi korumuş oluruz hem de doğayı kirletmemiş oluruz veya bilinçsiz gübreleme ve ilaçlama yapılmamalıdır arkadaşlar. Bu kullandığımız gübreler ve ilaçlar toksik maddeler içerebilir. Gereğinden fazla kullanmak toprağa tam tersine zarar vermeye başlar. Hem ürün almamızı engeller hem de çevreyi kirletmiş oluruz. Su arıtım tesisi sayısını artırmalıyız. Bu da zaten aslında bizi geri dönüşüme yönlendirmiş olacak. Hem su tasarrufu sağlayacağız hem de çevrenin kirlenmesini engellemiş olacağız ve tabii ki geri dönüşüme her alanda önem vermeliyiz. Hem plastiklerde hem camlarda hem Metallerde geri dönüşümünü ne kadar ön plana çıkarırsak o kadar fazla kaynağı korumuş oluruz. Böylece çevreyi de e, aynı oranda korumuş oluruz arkadaşlar. O zaman hemen şöyle birkaç tane soruya bakalım. Aşağıdaki gazlardan hangisi asit yağmurlarının oluşmasına neden olur? Arkadaşlar asit yağmuru deyince nereden bahsetmiştik? Bir azot oksitler bir kükürt oksitler bir de SOX diyelim karbondioksit bu üç gaz türü e, asit yağmurlarının temel etkisiydi. Dolayısıyla cevabımız doğrudan A şıkkında yer alıyormuş. Su sertliğine neden olan iyonlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Ne demiştik arkadaşlar? Kalsiyum ve magnezyum 2A grubunda hemen alt alta duran bu iki elementin iyonları e, su sertliğinin temel sebebiydi arkadaşlar. Ve ne diyor bize yukarıda verilen gazlardan kaç tanesi hava kirletici gazlardandır. Azot oksitleri hem asit yağmurlarında saydık hem de küresel ısınmaya ufak bir etkiden bahsettik. Ozon gazı yine aynı şekilde küresel ısınmanın temel sebeplerinden biriydi. Şu ozon gazı ile ilgili şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ozon tabakası evet e, e, dünya için çok önemli bir tabaka. Yani e, Havada ozon gazının bulunması gerekiyor ama yüksek seviyelerde. Düşük seviyelerdeki ozon e, küresel ısınmanın sebeplerinden birini oluşturuyor. Dolayısıyla ozon gazı çevreye zarar veren bir gazdır. Kükürt oksitler tabii ki yine asit yağmurlarının e, temel sebeplerinden biriydi Karbondioksit hem küresel ısınmanın Hem de asit yağmurlarının sebeplerinden Biriydi oysa ki oksijen Ve azot gazları zaten Atmosferin temel iki bileşeniydi Birinden %70'in üzerinde Diğerinden de %20'nin üzerinde e, Atmosferde var e, Dolayısıyla da onların Tabii ki atmosfere Bir zarar vermesini beklemeyeceğiz Kaç tanesi dediğine göre 4 tanesi çevreye e, Zarar veren yani hava kirletici Gaz özelliğini taşıyorlar arkadaşlar Neler yaptık şöyle konularımızı tekrar bir gözden geçirelim. Su ve hayat dedik. Suyun varlıklar için neden önemli olduğundan bahsettik. Suyu neden tasarruf etmeliyiz ve nasıl tasarruf etmeliyiz? Bunlardan bahsettik. Suyun sertliğine sebep olan iyonlardan ve suyun sertliğinin etkilerinden bahsettik. Hava kirletici gazlardan bahsettik tek e, sebeplerini ve etkilerini gözden geçirdik. Su ve toprak kirletici maddeleri ve nasıl çevreyi kirlettiklerinden bahsettik ve çevremizi nasıl koruruz üzerine konuştuk. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Yazılı çalışmalarımızda tekrar tam da burada görüşmek üzere.